seninle tanışalı, sen programda sesini duyuralı tam 24 saat oldu. Evet. Dün de bu dakikalarda Ömür'ü stüdyoda ağırladım. Onun sesini duyurmak için aracılık ettim. Sen biyolojik ailemi arıyorum dedin. Ama bu 24 saat senin hayatında bu 30 yıldakinden çok daha farklı. Tabii ki. Geçmedi zaman gerçekten. Ve 30 yıl 7 dakikada son buldu. Bu o kadar önemli ki benim için. Yani Esra Eroğlu programının gücü, seyircilerin gücü, herkesin izlemesi, bu kavuşmalar, bu buluşmalar. Bu programı iyi ki yapıyorum dememe sebep oluyor. Ve hayat boyu söylemeye de devam edeceğim. O umudun olduğunu, yani nefes aldıkça umudun hep olduğunu hep beraber yaşayarak bir kere daha görüyoruz. Ve ben bunu her seferinde bir kere daha kanıtlıyorum. Allah razı olsun. Nefes aldığımız sürece umut hep var. Hepinizden, tüm ekibinize tekrardan söylüyorum. Öncelikle sizlere gerçekten Allah razı olsun. Yani 30 yıl bekledim de o yani 24 saat geçmedi yani. Benim için geçmedi. Yani kelimeler yetmiyor. Yani böyle yırtılmış bir fotoğraf karesi var. Evet, bir de elimde sadece bir bana hatıra bıraktığı çekidi. Yani hırkam var, başka hiçbir şeyim yok. Annenin verdiği hırka evet. mı? Annen sen doğduğunda seni büyüten aileye verirken bir hırka mı veriyor? Evet. Başka da hiçbir şey yok. O hırkadan hiç vazgeçmedin. Hiç. Yani buraya gelirken getirdin mi? Evet, yanımda. Belki yani resimden tanımaz da belki hırkadan mutlaka tanır diye düşündüm. Çünkü hiç üzerimde görmemiş. Kendi çocuğuma da giydirdim. Ama işte. Şimdi senin hatırlatmanı tekrar izlediğimde bir sözün cümlemi yani bazen konuşurken o duygu yoğunluğundan hani duyamıyorsun çünkü çok üzüldüm. Şey dedin, annemi arıyorum ama onun da düzenini bozmak istemem. Evet. Aslında bu çok derin bir cümle. Hani beni bıraktı, isteyerek bıraktı. Bu o anlamı taşıyor. Hı hı. Şimdi ben onu arıyorum. Aramakla da hata ediyorum belki de. Belki onu arayarak onun düzenini bozmaktan korkuyorum dedin sen. O, evet. O küçücük cümle aslında çok derin anlamlar taşıyor. Yani ben hiçbir zaman kendini suçlamadım ama dediğim gibi hani herkes farklı bir şey söylüyor. Kendisinde mutlaka bir açıklaması vardır ama hani insan içinde bu upte kalıyor yani. Hani neden? Başka hiçbir şey söylemiyor. Neden bırakıldım? Neden? Evet. Bu soruyu bu yıllarca 30 yaşına kadar kendince nasıl cevapladın? Tek başınasın yani kendin soruyorsun, kendin cevaplıyorsun. Neydi o cevaplar? Şimdi mesela hepimiz kendi kendimize konuşuruz, hep bir şeyler sorarız. Yani Ömür seni niye istemediler? Ömür senden niye vazgeçtiler? Ömür seni niye terk ettiler? Ömür sen niye hiç sevilmedin? Sen niye hiç sevilmeye layık olmadın? Yani bu soruyu insan kendi kafasında sorduğunda aslında bir nevi yani bunun empatisini yapmak çok güç ama kendini çok da değersiz hissediyorsun. Düşünsenize evet. Doğduğunuz dakikada anneniz sizi bilmiyorsun ya gerçekleri. Anneniz sizi bırakıyorsa ben demek ki sevilmeye layık değilim. Sen buna inandırmışsın. Ama orada bir hikaye var. O kadın bırakmak istememiş. 14 yaşında bir kadın, bir çocuk, bir çocuk dünyaya getiriyor. Ve o çocuk ellerinden alınıyor. Şimdi daha fazla bekletmeyeceğim seni. Evet. Seher'cim nasılsın? İyiyim ama çok heyecanlıyım. Nasıl geçti dün gece? Vallahi doğru düzgün uyuyamadık açıkçası. Çünkü sürekli sorular acaba ne olacak? Hani heyecandan yani ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Zaten buraya nasıl geldik onu bile hatırlamıyorum. Şimdi Seher de o kadar güzel bir insan ki hayat arkadaşının bu içindeki o kafasındaki soruların son bulması için ona gel Esra Eroğlu programına gidelim şansımızı deneyelim cesaretini veren de bir kişi. Allah herkesin karşısına iyi hayat arkadaşı çıkarsın. Bugünün vesilesi de aslında sensin. Kendinle gurur duy gerçekten. Şimdi sevgili hayat arkadaşın çocuklarının babası kendi anneciğine kavuşuyor. Evet. İyi misin? Yani. İstersen bir su içebilirsin.
Aslında derin ne kadar bir önemli nefes al. İnsanın kendi gerçeği. Bakın kendi gerçeği, ben bu programda içinde yer alıyorum ama bazen hikayeler sizi daha da derine götürüyor. İnsanın gerçeği ve çocukluğu çok önemli. O yüzden de o çocuklukta neler yaşadığınızın travmalarını çocuklarınıza yapmayın. Ya da çocuklarınıza aynen, davranış şeklini bu programı izledikten sonra çok değişeceğine inanıyorum ben. Aynen. Ve bir de Esrar Yolda izleyicisinin vicdanına ve merhametine çok güveniyorum. O vicdan aynen, ve merhamet her zaman daha da büyüdüğünü düşünüyorum. Ayakta İlaçlarımızı içtik. Annemi ayakta karşılayabilir miyim? Efendim? Annemi ayakta karşılayabilir miyim? Nasıl hadi, istiyorsan. İster takla at, ister koltuğun üzerine çık, ister burada tur at. Anneciğin geliyor, ayağa da kalkabilirsin ve yıllarca da evladını arayan da bir anne varmış aslında. İşte bu iki duygu, bu iki insan programda kavuşacak. Alkışlarla tamam. Ömür'ün annesi geliyor. Ben gurur duyuyorum. Utanmıyorum. Kaldım çobanı. Ağlama. Ağlama. Yeterince ağladık. Hiç ağlama. Yıkılmayacağım dedim Esra Hanım. Yıkılmayacağım. Yıkamadılar beni 30 seneden sonra, bundan sonra hiç kimse yıkamaz. Seneden sonra tekrar kokunu içime çekmek, 30 seneden sonra utanmıyorum oğlum, gurur duyuyorum. Biliyordum, beni bırakmayacağını biliyordum anneciğim, beni arayacağını biliyordum. Hiç üzülme. Ben utanmıyorum. Ay hiç utanma. Utanmıyorum. Hiç kimseden utanmıyorum artık. Şükürler olsun Rabbim. Binlerce şükürler olsun sana. Çok şükür. Çok şükür ömrüm. Senin ikimiz yeniden doğduk annem. Bugün bizim doğum günümüz olsun Esra Hanım da. Bugün bizim doğum günümüz olsun anneciğim. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ben de mutluluktan ağlıyorum. Ağlamayacağım.
Ağlamayacağım. Ben senin önünde diz çöküyorum. Hayır. Ben özür diliyorum senden. Ama çok aradım seni. Hiçbir zaman inkar etmedim seni. Benim müminim var dedim. Hep öyle bildim. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Kocaman aileyiz, hiç kafanı yorma. Hiç. Bende bir emanetim var, bir dakika. Vermiştim. Hatice annene ben vermiştim. Hiç atmadı bunu. Allah razı olsun. Beni bu yaşa getirdi. Büyüttü, okuttu, evlendirdi. Meslek sahibi yaptı. Teşekkür ediyorum oğlum. Yoktur anne yanımda. Ömürüm. Bundan sonra yanındayım. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Bırakmayacağım seni. Teşekkür ederim. Biliyordum. Ömür'ün kafasında hep şöyle bir soru var.